8. soru arkadaşlar. Kütle merkezi etrafında sabit hızda dönen katı bir cismin dönme kinetik enerjisi E dönme ve dönme eksenine göre açısal momentumu, açısal hız değil arkadaşlar, açısal momentumu biliniyor. Bu bilgilerden hareketle cismin niceliklerinden hangisi hesaplanabilir? E dönmenin formülü neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 I çarpı omega kare. L açısal momentumun formülü neydi? Arkadaşlar mv'ret, hepiniz onu söylediniz biliyorum ama I çarpı omega'dan gideceğiz. I çarpı eylemsizlik momenti çarpı açısal hız dersem. Götürüp bunu arkadaşlar dönme kinetik enerjisinde yerine yazalım. E dönme 1 bölü 2 I çarpı omega kareyi omega çarpı omega diye açalım. Şu I çarpı omega yerine L yazalım. E dönme eşittir 1 bölü 2 L çarpı omega oldu mu? Dönme kinetik enerjisi biliniyor. L açısal hız, açısal momentum biliniyor. Buradan açısal hızı da bulabilir miyiz? Omega'yı bulabiliriz. Yani birinci yarı buradan çıktı. Doğru mudur? Tekrar L eşittir I çarpı omega'da açısal momentum biliniyor. Açısal hızı da biz bulduk. Eylemsizlik momentini de bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Yani dönme eylemsizlik momenti. Üçü de bulduk. Arkadaşlar kütlesini bulamayız. I dediğimiz emre kareden girsek. Tamam hocam, nokta nokta emre kare. Yarı çapını bilmediğimiz için kütlesi bulunamaz. Cevabımız D seçecek.